Efendim sizleri öncelikle başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ebediyete intikal etmiş aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Değerli misafirlerimiz, Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Antalya için çalışmaya, emek vermeye, ter dökmeye devam ediyoruz. Ve bugün Kemer'deyiz. Değerli misafirlerim, sizlerin huzurunuzda ve sizlerin kıymetli alkışlarıyla Kemer Belediye Başkanımız Sayın Necati Topaloğlu'nu sahneye davet ediyoruz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, değerli milletvekillerim, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, sevgili kemerler, saygıdeğer davetliler. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Temel atma törenimize hoş geldiniz. Biliyorsunuz bütün şehir yasası çıkınca bazı yerler büyük şehire geçti. İşte mezarlıklar, otogar, hal, itfaiye, ana arter yollar ve otoparklar büyük şehire geçti. Yıllardan beri burada, Kemer kurulaldan beri pazartesi pazarı burada yapılıyor. Ama yer otopark olduğu için doğal olarak Büyükşehir'in sorumluluğunda oldu. Sayın Başkanımız Kemer'e geldiğinde kendisini meclis üyesi arkadaşlara getirdik, gezdirdik. Ve üzerindeki örtü bile o kadar yani bize yakışmıyordu ki. Dedik ki hocam bunu en kısa zamanda yapalım dedi. İhalesi çok önce yapıldı ama bu dövizdeki oynamalardan dolayı bir 2 aylık bir zaman kaybettik. Ama şimdi arkadaşlarla da görüştük. En kısa zamanda bunu turizm sezonuna yetiştireceğiz dediler. Tabii Kemer'e bir güzellik daha katıyoruz. Sayın zaten Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibinle Kemer Belediyesi çok iyi bir işbirliği içinde yapılacak olanlar hep beraber yapıyoruz. Aynı zamanda yine Büyükşehir'in sorumluluğunda olan Kemer bir girişindeki giriş takını Sayın Başkanıma burayı müsaade edin dedim. Yok dedi burası bizim. Bunun ihalesini biz yaparız dediler. Ama 2 Ocak'ta ihaleyi yaptılar. Yine aynı şekilde yaklaşık maliyetin 2 kat üzerinde bir fiyat verildi. Dolayısıyla o da yasalara takıldığı için onu da bu sezona yetiştiremeyecekler ama sezon sonunda tamam hocam yapalım dedi. Sonuçta hem Büyükşehir Belediyesi hem de ilçe belediyesi bu sizlere hizmet etmek için buradayız. Kendilerine bir kere daha teşekkür ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Kemer hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Kemer Belediye Başkanı Sayın Necati Topaloğlu konuşmalarını yaptı. Teşekkür ediyoruz. Yüreğinize sağlık diyoruz efendim. Değerli misafirlerimiz, Antalyalılar bilir. Antalya'da Muhittin Böcek sözü diye bir söz vardır. Başkanımız Muhittin Böcek söz verdiği gibi bütün projeleri teker teker yerine getirmeye devam ediyor. Sizlerin kıymetli alkışlarıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek'i sahneye davet ediyoruz. Biz varız dedik. Gençlerimizin geleceğe umutla baktığı, kadınlarımızın yüzünün güldüğü, Antalya'mızın huzurlu mutlu olduğu daha çağdaş, daha güzel.
Çok kıymetli milletvekillerim, çok kıymetli Kemer Belediye Başkanım, ittifakımızın çok kıymetli ilçe başkanları, siyasi partilerimizin değerli başkan ve yöneticileri, kıymetli çalışma arkadaşlarım, dediğim muhtarlarım, sivil toplum örgütlerinin değerli başkan ve yöneticileri, sevgili geçmiş dönemde meslektaşım, otobüsçü arkadaşlarım, sevgili Kemerler, hepinizi şahsım ve Antalya'mız adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Böylesi özel, güzel bir günde siz güzel insanlarla bir arada olmaktan büyük mutluluk duydum. Öncelikle kapalı pazar yeri ve otopark temel atma törenimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Dün toplantımızda çalışma arkadaşlarım dedik efendim hava şartları var dediler. Yukarıyla görüştün mü dediler. Cenab-ı Allah'ım bizi sever. Ve her insan. Ama tabii ki bugüne kadar gelişimizle ilgili burada otobüsçülük yapmış, otobüste yönetimlerde bulunmuş bir arkadaşınız olarak ve Kemer'de bir aile bayım bağlantım olması dolayısıyla Kemer'e çok şey borcum vardı. Bu borcu ödeyebilmek için yola çıktık. Seçimlerde burayla ilgili herhangi bir seçim bildirgemizde yazmamıştık bu kapalı pazar yeri ve kapalı otoparkla ilgili. Ama önemli olan, asıl olan insanlarımızın doğduğu yer değil, doyduğu, oturduğu yer. Biz de burada çok uzunca süre ulaşım sektöründe faaliyet gösterdik. Ve hayalimiz vardı. Hep otobüsçü arkadaşlarım da bilirler. Hayalimizde doğup büyüdüğümüz topraklarda yerel yönetici, belediye başkanı olmak da vardı. Ve hayal ettiğimiz gibi tabii ki bugünlere ilçe belediye başkanlığı derken 20 yıl yaptık Konyaaltı sayenizde ve şimdi de büyükşehir belediye başkanı olarak bir hemşehriniz, bir arkadaşınız olarak aranızdayım. Ama biliyorsunuz tarih hayal edenleri değil, gerçekleştirenleri yazar. Ve bu süreçte ülkemiz açısından, dünya açısından birçok sıkıntılar yaşadık. Gerek pandemi süreciyle, gerek afetlerle ilgili. Öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Zor yıllardı, zor günlerdi. Ama bunun yanında da 108 gün yoğun bakımda ölüm kalım savaşı, mücadelesi verdik. Yeri geldi, yanlışları da gördük, ihaneti de gördük. 2018 yılında bir tweet atmıştım. Kötü zamanların iyi tarafları da vardır. İnsanları tanırsınız. Özellikle de yanında sandıkların dediler. İhanet bile oldu. Ama hiç önemli değil. Allah'ın verdiği canı Allah'tan başkası alamaz. Ve bu düşünceyle bugün burada sevgili Kemerlerle hep birlikte aynı zamanda Büyükşehir Meclisi arkadaşlarım da aramızda. Aksu'dan, Serik'ten de arkadaşlarım var. Hep beraber burada Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bir program dahilinde temel atmada buluştuk. Bugüne kadar göreve geldiğim süre içerisinde Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak altyapıyla ilgili dahil olmak üzere 76.650.000 lira yatırım yaptık. Devam eden işlerimiz var. Hemen yan tarafta halkımızın buluşma noktası olan Cumhuriyet Meydanı. Onu da sağ olsun az önce Necati Hocam da dedi buraya bir şeyler yapalım derken sırasıyla gereğini yapıyoruz. Hayatım boyunca siyaset yaptığım süre içerisinde hiç vatandaşlarımızın hoşuna gidecek gibi değil, hep başına gelebilecek gibi yapabileceğim söz Muhittin Böcek sözü diyerek başladık ve bana verilen o oyları hep helal ettirerek geldik bugünlere kadar. Önce Allah'ımıza, sonra halkımıza sandıkta hesap vererek geldik, tırnaklarımızla geldik. Ve bundan sonra da yine aynı çalışma arkadaşlarım, Kemer'deki çalışma arkadaşlarım dahil. Hiçbir zaman vatandaşa siyaset yapmayacaksınız. Siyaseti ilçe başkanlarım var burada, onlar yapacak. Biz
halka hizmeti hakka hizmet bilerek geldik buralara. Ve bütün vatandaşlarımızın burada sorumlu olan gerek ASAP'ta, gerek hizmet biriminde, nerede ne arkadaşım varsa benim ve benim çalışma arkadaşlarımızın yaptıklarını yaparak vatandaşımızın memnuniyeti önemlidir. Seçimlerde şunu da söyledik. Biz eğer nasip olur da Allah bize bu kutsal görevi verirse, biz vatandaşımıza önce oy verenlere teşekkür edeceğiz. Sonra da oy veren vermeyen bütün vatandaşlarımızın emrinde olacağız demiştik. Ben sevgili Kemal'lerin emrindeyim. Benim arkadaşlarım da sizlerin emrindedir. Ve bu kapalı otopark ve pazar yerimizin çok kısa süre içerisinde inşallah 400 gün olarak yasa yönetmeliklere uygun olarak yapılmış, ancak yüklenici firmadan rica ettik. Sağ olsun ona ve çalışanlarına da teşekkür ediyorum. İnşallah gününden önce teslim edeceklerini söylediler. Kendilerine şimdiden başarılar diliyorum. Kazasız belası inşallah bu yeri de yine sevgili Kemal'i hemşehrilerimle beraber aşmayı Allah bize nasip etsin. Bu vesileyle tatlı da bir serinlik var. Bu anlamda buraya kadar yorulup gelen herkese, bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Tekrar güzel günlerde, sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, cumhuriyetle kalın, Atatürk'le kalın. Ayrıca dün akşam Samsun'da atamızın anıtına saldırıda bulunanları kınıyorum. Şiddetle kınıyorum. Ve biz kendisini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kabul eden bütün vatandaşlarımızla cumhuriyetimizin temel değerlerine, demokrasimize sahip çıkacağız. Atatürk'ün devrim ve ilkeleriyle yolumuza yürümeye devam edeceğiz. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Başkanım, sizi bırakmıyoruz. Çünkü temel atma törenimiz için düğmeye basacağız hep birlikte. Şimdi değerli ekip arkadaşlarımızdan istirham ediyoruz. Sayın milletvekillerimiz, Kemer Belediye Başkanımız, çok değerli kıymetli protokolümüzü ve büyük şehrimizin meclis üyelerini, sizleri sahneye davet ediyoruz. Bu anlamlı günde hep birlikte temel atma töreni için butona basacağız efendim. Büyükşehir Meclisimiz Sayın Ahmet Cangir, sahneye davet ediyoruz lütfen. Tüm meclis üyelerimizi sahneye davet ediyoruz. Kendileri buradaymış. Serik, Aksu, bütün büyükşehirdeki bütün meclis üyelerimizi, ilçe başkanlarımızı, değerli protokollerimizi sahneye davet ediyoruz. Otobüsler ve taksiler odası başkanlarımızı da sahneye davet ediyoruz efendim. Buton için sahneye davet ediyoruz ve değerli muhtarlarımız, sizleri de sahneye davet ediyoruz. Bu anlamlı günde hep birlikte temel atma töreni için butona basacağız. Bütün protokolümüzü sahnedeki buton bölümünün arkasına davet ediyoruz. Evet, Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak ben, sen yok, biz varız diyerek yola çıktık. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek vermiş olduğu sözleri teker teker yerine getirmeye devam ediyor. Kemer'deyiz ve otopark ve pazar yeri temel atma töreni için hep birlikte butona basmak için hazırız. Sevgi dolu yüreğine ve kocaman alkışlarla diyoruz Antalya! Ben sen yok deyip aydınlık geleceğim. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek vermiş olduğu sözleri teker teker yerine getirmeye devam ediyor. Kemer'deyiz.
Kemer Otopark Demse yok. Sefer yeri için Kemer Art Spa töreni gerçekleştiriliyor. Gençlerimizin geleceğe umutla baktığı, kadınlarımızın yüzünün güldüğü, Antalya'mızın huzurlu mutlu olduğu, daha çağdaş, daha güzel günlere el ele, gönül gönüle birlikte yürüyoruz. Çünkü biz birlikte güçlüyüz. Torosların aydın yüzü, sevgi dolu yüreğine, doğruluktur özü, eşit hakça hizmetine. Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya için çalışmaya, hizmete, ter dökmeye devam ediyor. Başkanımız Muhittin Böcek vermiş olduğu sözleri teker teker yerine getirmeye devam ediyor. Kemer'deyiz. Kemer Otopark ve Pazar Yeri temel atma töreni gerçekleştirildi. Değerli kıymetli protokolümüzle beraber Antalya için çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz. Emeği geçen, ter döken, emek veren herkese yürekten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Antalya için, Kemer için hayırlı, uğurlu olsun diyoruz efendim.